Merhaba değerli seyirler, ben İsmail Akyüz. Merhaba değerli seyirler, ben İsmail Akyüz. Bugün 16 kaç Ocak bugün Ağustos'tan? 16 Ocak. 16 Ocak 2023. Şimdi elimizde şuraya göstereyim. Elimizde ZDN16'nın çerçeve delme aparatı var. Normalde seri bir şekilde delme yaptığı için ben bununla çerçeveleri deliyordum. Kullandığım aparat üçlü. Aşağı yukarı 5-6 yıldır kullanıyorum ve memnunum. Bunun gibi birçok delici aparatın kullandığı delici uçlar genelde 1 milimliktir. Şimdi ben erken zamanda, yani biz normalde şu an deleceğimiz çerçeveleri Mart'ta kullanacağımız için bu zamanda erken olduğu için kuş gözü takmam lazım. Kuş gözlerini hesap ettiğimiz zaman aşağı yukarı 3 milimlik delmek lazım ki geçebilsin. Daha önce alıp da bir türlü randıman alamadığım kuş gözü takma aparatı maalesef istediğim randımanı vermedi. Neden? Yani bu aparatın kullanışsızlığıyla alakalı bir durum değil. Bunun sebebi ise çerçeve yanaklarının, şuradan şöyle göstereyim. Çerçeve yanaklarının, bendeki çerçeve üretilen, bizim bölgede üretilen çerçeve yanaklarının kalın olması. Normalde bunların standardı 10 milim iken bizim bölgede ustalar artık amaçları nedir bilmiyorum ama sanırım büzülmesini, bükülmesini önlemek amacıyla 15 milim yapıyorlar. 15 milim yapıldığı zaman şurada normal üzerindeki gelen orijinal aparat şu gözüküyor mu? Bakın şöyle bir çivi var. Normalde bu şekilde kullanılıyor. Bu çivi tahtaya geçip kuş gözleriyle beraber şu şekilde kuş gözü buraya takılarak şöyle kuş gözü bunun içerisine geçirilerek o şekilde sıkıştırılıyor. Ama bende yanaklar kalın olduğu için sürekli bu çiviler tahtaya geçer geçmez kuruluyor ve sürekli değiştir tak değiştir sürekli benim için zahmetli oluyor. Bu aparata para koyduk, bunu nasıl kullanışlı hale getirebiliriz diye bayağı düşündüm, bayağı uğraşlar yaptım, bayağı değişiklikler yaptım üstünde. Ama bir türlü randıman olmadı ta ki bu zamana kadar. Şimdi ne yaptığımı size göstereyim. Gel usta, gel. Şimdi ben ne yaptım? Şunları 3 milimle değiştirdim. İçindeki mandrilleri oyup büyüttüm ve 3 milimlik delici uçlar yerleştirdim. 3 milimlik delici uçlar yerleştirdikten sonra bir tane görsel olarak sizinle paylaşayım nasıl kullandığını. Bir tanesini delip o şekilde çalışalım. Şimdi bakın buradan deldik. Deldikten sonra nasıl biz burada çiviye geçirir gibi buraya geçiriyoruz. Böyle sıktığımız zaman da yani ters çevirseniz de aslında darbe gelmedikçe çıkmıyor. İsterseniz sizde böyle bir aparat yok ise şöyle bir şey yapabilirsiniz. Nerede o? Şu kemerlere deldiğimiz bir aparat vardı. Şuradan ver usta, ver. İsterseniz bununla da yapabilirsiniz. Bakın ben bununla sıkıyordum. Ama bu aparatı yaptıktan sonra daha seri olmaya başladı. Buradaki amaç taktığımız bu parçayı biraz büzmek. Büzülmesini sağlamak. Büzülünce zaten tahtaya batıyor. Şöyle gözüküyor mu? Ne gözüküyor mu? Gözüküyor. Bakın biraz sıktıktan sonra büzülüyor böyle. Yana kaçıyor bu. Tahtaya batınca bir daha da çıkmıyor. Bunlar çıkar, bunlar çıkmıyor. Bunları böyle sıkıma bir tarafı makinede yapayım. Ya da şunları yapalım şurada. Gel usta. Şu aparatı nasıl geliştirdiğimi göstereyim size. Siz de eğer bundan var ise siz de yapabilirsiniz. Şu çiviler gözüküyor mu? Bir saniye flaşı açayım. Bakın şu çivileri, yani bu çiviler biraz kalın. Yani ortalama kalınlıkları 5 milime kadar var. Normal tahta çivisi koydum. Bunları ön ve arkadan sivrilttim ki çapraz olsun. Daha sonra ne yaptım? Şu şekilde sadece birisinin ölçüsünü almak yetiyor. Ve direkt üstüne gelmesine gerek yok. Burada amacımız buradaki kuş gözünü hafif ezip yanak attıktan sonra tahtaya sıkışmasını sağlamak. Yani bakın şu şekilde, bakın kaldırıyorum. İlla ki direkt üzerine gelmesine gerek. Hafif biraz sıktık mı artık çıkmaz. Öbür tarafı buradakinin hepsini şöyle yapalım. Yani bu aparatı, eski bir uçuş tahtası var. Şu uçuş tahtasını gösteriyorum.
Eski uçuş tahtası var. Şu şekilde koyuyorum. Normalde ben bu uçuş tahtasını kuş gözlerine takmak için yapmıştım. Şöyle bir şey yapmıştım. Seri çalışmak için. Şöyle de çalışabilirim. Şurayı göster usta. Bakın hızlı bir şekilde takalım. Bu videoyu sizinle niye paylaştım? Hani artık biz arıcıların bu işlere başlama vakti gelmiş. Kimisi, bakın sadece ortadakini gönye aldım. Zaten ortadakini gönye alınca buradan ayarlamışım ben oradaki araları. Bu şekilde sadece sıkmam yetiyor. Bakın. Bakın direkt bunun üzerine gelmedi. Direkt denize gelmedi ama sıkıntı yok. Çünkü kenardan da büzmesi yetiyor. Bakın. Bakın büzdü, büzdü, büzüldü. Bakın büzülmeyi görün. Hafif büzülmesi yetiyor. Sıkıştırıyor zaten tahtanın içerisine ve artık hiçbir şekilde bakın. Hiçbir şekilde vursak bile çıkmıyor. Tam istediğimiz gibi bunu burada koyuyorsunuz. Delikler zaten hiçbir şekilde kapanmıyor. Buradaki hızımızı kesmeyen avantajı nedir? Burada ZDN16'daki bunu yapan abimize Allah razı olsun. Gerçekten çok kullanışlı. 5-6 yıldır kullanıyorum. Hızlı bir şekilde delebiliyoruz zaten. Bu uçları değişti. Ben bu uçları biraz kullanmıştı. Bu uçları değiştirdikten sonra daha hızlı delecektir. Hızlı bir şekilde saatte yani 1000'e yakın delebilirsiniz ki zaten bu kadar motoru zorlamaya gerek yok. Ama gerçekten çok hızlı bir şekilde delebiliyoruz. Deldikten sonra atıyoruz şuraya. Bunlar sobenin yanında kışın dışarıda şu an yağmur yağıyor. Hava da kararmış. Yani akşama kadar çalışabiliyoruz. Bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Bunları şu an yapın. Yaptıktan sonra ta istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Tellerde kesinlikle gevşeme olmuyor. Ama tahtalarda yaptığımız zaman evet maalesef birazcık gevşeme oluyor. Bunu zaten daha sonra telafi ediyoruz. Bakın geçen seneden yaptıklarımı göstereyim size. Bunlar geçen seneden yaptıklarım. Geçen seneden yapmıştım bunları ve hala hiçbir şekilde büzülme olmadan bu şekilde yapabiliyoruz. Bu arada kafede yemez maskeniz burada. Kışlıyorlar. Birkaç ay sonra artık kullanmaya başlayacağız. Murat ustamız da burada. Ustam. Tamam. Hadi kendinize bakın arkadaşlar. Sizlere kolay gelsin. Önümüzdeki sezonun sizlere bereket bolluğu getirmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.